televizyon programında kullanılan cümleyi söylüyorum. Bir de asıl benim programda söylediğim cümleyi söylüyorum. Televizyon programı değil, bağışlayın. Kanal 24'ün başlattığı cümle şöyle. Fethullah Gülen'in 15 Temmuz'da darbe kalkışmasının arkasında olduğuna dair bir şüphe var mı? Tamamlayın. Size süre vereceğim Sayın Kesici. Çünkü o programı ben de izledim. Evet. Açıklığa kavuşturmanızı bekliyorum ben de. Buyurun. Fethullah, biraz hızlandırıyorum şimdi. Fethullah Gülen'in 15 Temmuz'da darbe kalkışmasının arkasında olduğuna dair bir şüphe var mı? Evet. Türkiye'nin böyle bir şüphesi olabilir mi? Benim hiçbir şüphem yok. Türkiye'nin hiçbir şüphesi yok. Bana göre dünyadaki hiçbir devletin de bir şüphesi yok. Hatta şek yok, şüphe yok. Ben de tam biraz önce bununla ilgili basın açıklaması gönderiyor idim. O münasebetle geldim. Şek yok, şüphe yok. Şimdi benim söylediği, daha doğrusu bu soru Hakan Çelik Bey'in, programın yapımcısının, sunucusunun sorusu. Hakan Çelik'in başladığı cümle şöyle. Amerika'nın, oradanın olacak, Amerika'nın Fethullah Gülen'in 15 Temmuz'da darbe kalkışmasının arkasında olduğuna dair bir şüphe var mı? Şimdi bambaşka bir soru oldu, değil mi? Yani Fethullah Gülen'in darbe kalkışmasının arkasında olduğuna dair bir şüphe var mı? Televizyonda, yani sizin bağışlayın. Televizyonda yayınlanan hali. Bizim programda geçen hali, Amerika'nın Fethullah Gülen'in darbesinin arkasında olduğuna dair bir şüphe var mı? Bambaşka iki soru. Benim cevabım ne? Orada bir tereddüt de geçiriyorum ben elbette. Yok işte vücut dili uzmanı olan arkadaşlarımız falan var oralara çıkan. Vücut dilinden de besbelli ki çok perişan oldu, çok müşküle düştü falan diyorlar. Ya müşküle düşülmez mi? Amerika'nın bu darbenin arkasında olduğuna dair bir şüphe var mı? Var desen ne, yok desen ne, öyle değil mi?